Evet, bu bölümde çok sevdiğim Nezih Genç'le, Nezih Genç abimle kendi projesi olan Transporter'ı konuşacağız. Bu özel bir bölüm. Biliyorsunuz ara ara böyle özel bölümler yapıyorum. Bu da onlardan biri. Çok merak ediyorum Nezih abinin Muğla'daki karavan yaşamını, karavan yaşamına olan katkılarını hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. Bu biliyorsunuz bir Kaliforniya diye bir model var aslında. İlk çıkış eski Vespalyalardan 60'lı 70'li o hippie gençliğinin kullandığı araçlardı. Zaten ülkemizde bu yani bir alameti farikayı ben bulmadım. Zaten yapılıyordu. Birçok firma da yapıyor. Via Caravan da yapıyordu. Ama yapılan araçlarda tasarım olarak benim hoşuma gitmiyordu. Maalesef yani herkesin keyfi başka bir şey olabilir ama ben en az kullanılan materyallerin işte duş, tuvalet kısmı gibi önünde olmasını istemiyorum. Bu iki kasası var bu arabaların. Bir kısa bir de uzun denilen. Uzun kasada 4 kişiyi yatırmayı hayal ettim ben bunda ve bunu gerçekleştirdik. Sağ olsun bu hayalimizi de Via Caravan hayata geçirmiş oldu. Yine bütün ekipmanlarımız var. İçerisinde mutfağımız, buzdolabımız. Duşumuz da var. Tabii duş, dış duş burada. Süper. Burayı tasarladık onu. Yani herhangi bir şekilde şuraya çok kolay bir şekilde yapabilirdik. Buradan sprey çekip burada duş da alabilirdik. Ama ben onu istemedim. Özel bir şey olsun istedim. O yüzden burada şelale sistemi kurduk. Şelale şeklinde aksın istedik. Duşumuz, tuvaletimiz. Burada da duş tuvalet var. Göreceksin biraz sonra. Bu halde de kullanabiliyoruz. Yani içeriye buradan geçip girebiliyoruz içeriye. Ama daha da rahat olmamız için pop-up'ı yükseltiyoruz. İstersen ben içeriden açayım, evet, sen abi dışarıdan onu görmüş olacaksın. Bayağı sen şimdi ayakta rahat. Ayakta tabii bir Volkswagen Transporter'ın içerisinde ayakta dönebiliriz. Şimdi aracımıza her iki taraftan da girebilelim istedim. Hı hı. Burası bizim oturma grubumuz olsun. 4 kişi burada oturabilelim, sohbet edebilelim. Burasını da 2 kişilik yatak haline getirebiliyoruz. Basit bir şekilde hem de. Diyeceksiniz ki ya burada 2 kişi nasıl yatıyor? İşte orada hani hep diyoruz ya en önemli şey tasarım, düşünmek. Çıkartıyoruz bunu sevgili İlker. Maalesef ülkemizdeki bulabileceğimiz en pratik masa ayaklarından bir tanesi bu. Bunu buraya yerine koyuyorum. Şurada bir tane mandalım var. Bunu artık ileri doğru itiyorum. Basit bir şekilde. Ondan sonra şurayı da beraberce tutturacağım. Diyeyim. Evet. Buyuruz. Şimdi buradan görmen lazım. Ben de dedim bu nereye yatıracak bizi? Evet. Yani şurada ben göstereyim. Hatta şu koltuklara dahi gerek kalmadan aslında yatabiliyoruz. Test edelim. Ayağım içeride. Şurada yatabiliyorum. Vay. Koltuğu çevirmedim. Çok emergency durumda. Koltuğu çevirdim. Zaten benim ebatımı biliyorsun abi. Evet abi. İki kişi. Çünkü yani günün sonunda bu bir mini camper. Evet. Mini camper yani. Uzun uzun yaşamak için değil. Ama zaten öyle bir şey yapacaksak yaz mevsiminde uzun uzun yaşarsın. Yazın nedir? Tabii, yazın tabii. Sürekli dışarıdasın. Avrupa'yı gezebilirsin bunlar rahat. Dışarıya bir bahçe falan yapabilirsin. Burada senin kanalına özel oluyor. Bu daha hiç. Ne, sadece storylerde ufak ufak detaylar paylaşıyor. Vay. Bunun yanı sıra sevgili İlker, buraya geldiğimizde şimdi burada tasarım önemli. Tavan tasarımımız var. Tavanı çektiğimde iki kişilikte burada yatak alanı. Şuradan oraya geçişli. Süper. Yatak alanı oluşuyor. Camları açabiliyoruz burada. Camlarımız da var. Ve termal tente. Bu su vesaire geçirmiyor. Soğuk sıcak geçirmiyor. Taşıyıcı sistemde de yani burada kilo vereceksek 450-500 kilo taşıyabiliyoruz. Üf. Hiçbir esnaf olmadan. Öyle bir tasarladık ki yastık yorgan içerisinde durabilecek şekilde hiç toplamadan kaldı, ittiriyorsun abi. Amortisörler topluyor zaten yukarıya. Vay. Yani iki kişiysen hiç buraya yatak yapmana bile gerek yok. Direkt çek, yatak yap, çık üstüne yat. Ondan sonra devam et. Burada iki gözlü bir ocağımız, mutfağın yanında şöyle bir
aletler yaptık. Hem 220 hem 12 volt. Donmuş artık hidrolikleri. Eberspach'ın özel bir aleti var. Hem ortam ısıtıcısı hem sıcak su. Süper. Buradaki en önemli özellik sıcak suda bir kazan yok. Ani ısıtıyor, mazotla çalışıyor. Aracın kendi mazotundan alıyor. Sürekli sıcak su var. Mazot oldukça sürekli sıcak su var. Açtın, sıcak su. Kapattın, duruyor. Müthiş bir sistem. Şurada bir derece aletini koyduk. Ortam derecesini oradan ayarlıyoruz. Orada dur kalk yapıyor fakat sayı. Kasetli tuvalet var burada. Vaaa. Bak abi o yukarıdan. Sen bayağı bu Türk filmlerinde fıçıdan çıkan casus gibisin abi. Tuvalete oturuyorum dikkat edersen. Evet. Benim kalıbım belli 1.80. Evet. Boy 120 kilo ağırlık. Tuvalete oturabiliyorum. Kasetli tuvalet. Portapati yapmak istemedim. Orijinal, sistemli, güzel. Duş alacağım. Orada da duş alıyorsun. Tabii. Süper. Abi, ya burada da duş alıyorum değil. Taharet musluğum var şeyde. Yani çünkü hani bizim şimdi ben bu kapıları falan yapmayabilirdim. Avrupalı gibi açık tutabilirdim. Arka bagaj kapağını yani şu duvarı yapmayabilirdim. Hı hı. Şu kapıyı yapmayabilirdim. Avrupa'da çünkü onu açınca tuvaleti görüyorsun. Ama bize çok uygun değil. Evet. Şimdi bak burada şeyi hemen alalım istersen. Bak burada taharet musluğunu da koydum. Hani çok kişi için önemli olmayabilir ama şu kapağı kapatalım. Arkadan girişini. Tedford'a bir de taharet musluğu yaptık. Burası duş sistemim. Işıklarımı buradan açıp kapatabiliyorum. Yine gün içerisinde de bir storage alanı olarak da kullanabileceğim bir alan bu. Abi şimdi bununla Avrupa'nın bütün başkentlerine, tarihi yerlerine git gez. Türkiye'nin ne bileyim işte Sağcı'ya git, Çeşme'ye git. Normal herkes gibi otoparklara park et. Normal araç otopark fiyatı öde. Bir kere kafadan oradan bir avantaj var. Biz mesela hani büyük arabalarla şehirleri gezerken çok sıkıntı yaşıyoruz. Neden? %80 otoparklar bizi almıyor. O zaman ne oluyor? İşte senin o keşfetme ruhun ya hevesin kırılıyor. Hani sinirleniyorsun. Arabayı park edecek yer bulamıyorsun. İkincisi ekonomik. Yani yolda giderken her türlü diğer araçlara, karavanlara göre ekonomik. Üçüncüsü de geçmişi güzel bu arabaların yani. Evet, hikayesi güzel. Evet, evet. Ben de bu arabayı yani ele alıp da ne yapılabilir? Çünkü enden dar, boydan dar, araba şey değil ama biz bir aile yapımız var. Yani iki kişiyi seyahat etmeyi sevmiyoruz. Ya bırak çoluk çocuğu, iki tane arkadaşımız alıyoruz yanımıza. Muhabbeti seviyoruz. Şimdi bunu dizayn eder, düşünürken, bu aracı düşünürken dedim ki ya benim de iki tane çocuğum var. Elimde iki tane araba var. Eşimde ve bende. Bir tanesini sistemden çıkartayım. Yerine böyle bir araba kullanayım. Günlük hayatımda kullanabileceğim bir araba olsun. Şimdi bu araba 2000 dizel otomatik vitesli bir Volkswagen Transporter. 180 beygir. Günlük hayatımın içerisinde bir taksi ölçüsünde olduğu için kullanabileceğim bir araba. Aynı zamanda da cuma akşamı işler bitti. Hadi plazadan, hadi iş yerimizden çıkalım. İki günlüğüne bir yere kaçalım diye. 85 litrelik bir temiz su tankımız var. Atık su tankımız var bu arabada. Yani aslında büyük bir karavanda olması gereken teknik teçhizatın hepsini buna koyduk. Hem genç arkadaşlara, hem hızlı arkadaşlara, hem artık çoluk çocuğu üniversiteye gönderdik. Ya bir kör ayvaz hanımla beraber kaldık diyenlerin arabası bu. Fazla bütçemiz yok. Arabamız var bizim. Arabayı değiştirelim. Üzerine 3-5 bir ilave ederek bu arabaya binelim dedim. Hem bir camper olsun hem de şey olsun. Hikayemiz bu. Üst taşıyıcı da o yüzden çocuklara özel bir dizaynı yapmadık. Hı hı. Dedik ki altı bozmak zorunda kalmasın. Hani çünkü herkes uğraşmayı sevmeyebilir. Şimdi ne kadar sürmüştür bunları kurmamız? Yani 3 dakika, 5 dakika. Evet. Ama biliyorum ki bir showroom tecrübem var. Bununla bile uğraşmak istemeyen insanlar var. O yüzden de şu yukarıda kalsın dedik. Onun için bunu biraz boşluklu verdik ki yastık, yorgan, çarşaf toplayıp bunu kaldırmak zorunda kaldı. İçinde durabilsin istedik. Buraya getirdik konuyu. Tabii çok yeni alet.
günün sonunda aracın da ben teknik olarak bazı şeylerini, eksiklikleri vardı. Çünkü günün sonunda şu var, bu araçlar ikinci el. Üzerinde bulunduğumuz, dışarıdaki görüntüleri çektim mi bilmiyorum, çift renk olması falan bu arabanın yeni olduğunu gösteriyor. Bu araba 2011 model. Biz bunu yeniledik. Yani hem yüzünü yenilendi, hem ağzı yüzü de şey. Şimdi de aracın bütün servisimizle alakalı motor bakımı, şanzıman bakımı, teker bilyaları, bunları değiştiriyorum. Bozuk muydu? Hayır değil. Ama ya günün sonunda yarın öbür gün bu araba satılacak. Şimdi uğraşmasın kimse. Evet. Hep uğraşmadık mı? Hep uğraşıyoruz. Check the mic and make sure it sound right, boys. Tabii ki bu yeni gelişecek daha. Yani şimdi ben bunu kullanmaya başladığımda bazı eksikleri ben de göreceğim. Kullanıcılar da görecek. Aslında Nezih Genç Edition dediğimiz hikaye daha kullanıcıları tarafından da gelen feedbacklerle çok daha ileriye gidecek. Yani bana göre doğru olan şurasını şunu böyle yaptık deyip buraya bir 220 koydum. Dışarıya bir 220 koydum. Burada bir 220 var, 12 volt var, orada USB var. Ama belki hanımefendi diyecek ya, şurada da bir şey olsa çok daha iyi olmaz mı diyecek. Ve ben mesela kullandığım kadarıyla da görüyorum, buraya bir organizer ve kumaş bir organizer aslında bakıyorum. Değil mi? Kişiselleştirmeye açık, kişisel yapmaya açık. Mesela şuraya bir tane akrobat lamba koyuyoruz, üstü aydınlatmak için. Lambamız geldi. Malum pandemide bütün her parçayı da bulma şansımız yok. O yüzden de buradan da üreticilere, kullanıcılar çok yüklenmesinler. Maalesef işte ağır aksak ilerliyor. Ben beğendiğine çok sevindim. Şu detayın arkada olması gerçekten güzel olmuş. Şimdi, çünkü yaşadığımız alanın orası İlker. Evet. Yani ön kayar kapının orada, tentemiz orada yaşıyoruz. Ben oradan bakınca niye tuvaleti göreyim abi? Hı. Ya da şurada oturduğunda bakar mısın, çevirir misin? Şimdi kayar kapımızı kapattığımız zaman cam sayısına bak abi. 1, 2, 3, 4, 5 tane şu oturma yerinde cam var. Şık değil mi? Dikkat edersen kumaş katı alkantaralar yaptık. Taviz vermedik yani şeyden. Ucuz olsun diye. Koltuklara baktığın zaman çoğu kişi deri zannediyordur. Deri olur mu diyebilir. Ama deri değil koltuklar. Dikkat ettiysen çok enteresan bir kumaş. Silinebilir kumaş. Ya beyaz çoluk çocuk zor diyebilir insanlar. Abi ıslak bezle siliyorsun. Aynen. Şimdi artık teknolojinin de bize vermiş olduğu nimetleri de çok iyi değerlendirmekte fayda gördük. Böyle bir ürün çıktı. Tabii ki kişiselleştirebilir. Tabii ki insanlar kendi arabasını getirip ey Nezih Genç bu arabayı da yaptıralım. Çünkü Via Caravan'la da konuşsa konu benim üzerimden geçecek. Bu tasarımı isteyenler için, bu tasarımı beğenmeyen insanlar da olabilir. Bu bizim doğrumuz. Doğru bir değil ki. Doğru evet. Herkes için farklı. Sonuçta daha önce yapılan araçlar dünyaya satıyor. Yani Türkiye'de bildiğim kadarıyla 3 ya da 4 üreticimiz var. Transporter üreten. Transporter'ı mini karavana çeviren. Bu bizim yorumumuz. Bu Nezih Genç'in yorumu. Böyle olursa çok daha iyi olur dedi. Çünkü burada çalışırken göbeği var dedi. Bu tuvalete girerken girebilmesi önemli. Şimdi böyle bir yer yaparsın da adama şunu dersin. Abi zayıf olman lazım ya. Bu karavanı kullanmak için. Hayır ben buraya girebildim. Oturuyorum orada. Yani şimdi lebi derya bir şey arıyorsan zaten evin çok daha konforlu. Evet. Burası o değil. Burası bizim acil durumlarda ihtiyaçlarımızı karşılayacak. Yemeğimi yapayım istedim. Lavabom olsun, yıkayayım. Bak nasıl buz yapmış görüyor musun? Bak. Evet. Boşalttığımız halde. Hal böyle olunca da ne diyeyim, bizim bebeğimiz gibi olduğu için belki de şey, ama tabii ki mutlaka senin kanalında özellikle dostlar alta yorumlarını yazsınlar. Benim için çok değerli. Günün sonunda hep beraber geliştireceğiz. Duydunuz millet. Yazın. Yazmıyor mu? Yani şurası şöyle olsaydı böyle olabilirdi falan diye. Ne diyeyim abi? Ellerinizi sağlık. Eyvallah. İnşallah bununla uzun uzun tatil yaparsın. İnşallah bunun serilerini üretip bizlerle de buluşturursun.
İnşallah. Merakla bekliyoruz yani. Nezih Genç Edition yani ben önemli buluyorum Nezih Genç adını karavanda. Çünkü çok güzel fikirlerin, düşünceleri var. Ben biliyorum bunu. Hani birlikte sohbetlerimiz hep karavanla ilgili yeni yeni düşünceleri var. Nezih Genç Edition'ın da inşallah böyle hani piyasada... Eyvallah. Aslında derdim ne biliyor musun üstadım? Aslında Via Karavan'da sevgili Hüseyin Taşkın'la da bir enerji yakaladık. Dünyada hiçbir örneği olmayan sistemde Türkiye'de üreticilerimiz çalışıyor. Yani nihayet tüketici fabrikaya gidiyor, üreticiye. Oradan karavan alabiliyor. Dünyada böyle bir sistem yok. Üretici, biz zaten karavan kültürü çok olmayan bir ülkeyiz. Dolayısıyla meraklıyız. Üreticinin yanına bir gidiyoruz. Adamı bir esir alıyoruz abi. Zannediyoruz ki biz bir kişiyiz. Adam her gün aynısını yaşıyor. İşini mi yapacak? Müşterisine malı mı yetiştirecek? Seninle mi ilgilenecek? Adam o gün seninle ilgilenmese sosyal medyada de kibirli firmaya gittik burnundan kıl aldırmıyor falan. Aslında Via Karavan çok riskli bir hareket yapıp böyle bir oluşma yap. Yani ya günün sonunda ben genç bir adam değilim yani. Benim gibi genç zıpkınlara söylüyorum aslında. Bir şu anda 800'ün üzerinde üretici var. Abiler lütfen o üreticilere gidin. Yapışın onlara. Sizin adınıza karavan ürettirin. Ve siz satın. Aslında biz örnek yapmaya çalışıyorum ben. Benim derdim burada aman çok Nezih Genç Transporter satılsın da oradan da para kazanalım yürüyelim. Öyle bir dert yok. Via Karavan'da böyle bir projeyi yapıp düşünsene kendisi sahiplenebilir. Kendisi satabilir. Der ki benim şu layout'um var bir de bu layout'um var. Hayır o da diyor ki o da çünkü nihayet tüketici yerine bayilerle çalışmak istiyor. Daha hızlı üretim, daha seri üretim, daha güzel olsun diye. Şimdi bunlar hepsi deneysel çalışmalar aslında. Yoksa Nezih Genç gibi kafasında ben biliyorum ki sen kendi karavanını yaparken müthiş bir layout çizdin. Şimdi onu çalan oldu. Hemen onu sadece yayınladığın gibi birisi çaldı yaptı. Ben kendime Iveco yaptım. Aynı layout'ta araba var şu anda. Yaptılar. Ben yapılmasını istemiyorum ki. Ya da onlara telif hakkı da davası açmayacağım tabii ki. Derdim neydi? Iveco'yu yaparken de Iveco'dan da güzel bir karavan olur. Çünkü Iveco kötü bir araba. Karavan için kötü bir araba. Arabanın teknik olarak değil. Karavan için kötü bir araba. Dar, yukarı doğru bükülen, uzun, tüp gibi bir şey. Ama o istenince olabiliyor. Hikaye bu. Yoksa acayip bir ticari kaygı vesaire için değil, tamamen bir firma, bir adam olarak düşünün. Bir karavan üreticisi, bir de bir adam var. Nezih Genç'i boş ver, Via Karavan'ı boş ver. Bir anlaşma yapmışlar, ona özel bir karavan üretiliyor ve o adam satıyor. Öyle düşünün. Benim gibi onlarca insan olacaktır. Onlarca firma olacaktır. Yüzlerce olacaktır. Üreticiler de yıllık anlaşmasını çok güzel bir şekilde yapıp bitirecektir. Hikayemiz bu. Süper. Eve gittiğimiz zaman Wolf'u da gezdireyim sana. O da Nezih Genç. O tasarım. Ayrı bir bölüm olacak. Onu ben zaten yola çıkarak, onu yola çıkarak abi. O bambaşka bir şey. Wolf burada. Yakında onunla bir dağlara, tepelere çıkacağız. Havanın ısınmasını bekliyoruz. Biz de Wolf da. Onu dağlara vurmadan anlatamam. Aynen, aynen. O olmaz. Evin evet. Önünde öyle. O zaman tek başına kaçacaksın ya. Aynen öyle. Biz yeni geldik biliyorsun. Evet. Karların içerisinden yeni. Evet. Şeyi denemek için ya. Yokuşta kalkabiliyor mu? Yokuşta kalkabiliyor mu? Evet. Harika. Cidden torku, çekişi efsane. Tabii biz bu arabayı araştırırken bu 180 beygirlik versiyonu en çok tutulan versiyon. En çok tutulan motor olduğunu fark ettik. O yüzden de böyle bir arabayı yaptık. Bir de söylemeyi unuttum. Arabamızda çekidemiri de bir standart koyuyorum arkasına. Niçin? Bu çekidemirinle bir ekstra bir çekmek arabanı çekebilirim. Evet. Bir romork çekebilirim. Oyuncaklarımı götürebilirim. Ya da benim Iveco'da takip eden dostlarım bilir. O bisiklet taşıcısı vardı Tuğle'nin. Çekidemirine takılır o alet. Bisiklet taşımadığınız zaman da bir tow box'ı vardır üzerinde. Ekstra bagaj size sunar. Hani onların tamamen o hizmetleri de karşılasın diye de çekidemirini de aracın üzerine koyuyoruz ki birçok oyuncağımızı da yanımızda götürebilelim.
Yani şu an arkada bu kadar yük olduğunu hissetmiyorum abi. Hiç. O önemli olan o. Önemli olan şuradaki yolu gösterelim. Bu inişlerde ve virajlarda bu arabanın sana yaşattığı his. Sen çünkü havaleli araçlar da kullandın. 17 metreküpler kullandın. Evet, evet. 13'ler hatta şu anda 13 kullanıyorsun. O hissi iyi biliyorsun zaten. Virajda ne yapıyor? Hızın şu anda 80. Devrant'ı iniyoruz. Evet. Orada yorumu sen yapacaksın. Abi. Ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Taksi gibi. Taksi ya, evet, kesinlikle. Taksi gibi. Yani taksi değil. Ya biraz önce kullandığım küçük arabadan farksız. Farksız. Yani. Ondan farkı artı olarak söyleyebilirim. Tabii çekişi falan yüksek. Yüksek. Efsane. Yakıtı da çok makul. Ben bu arabayla Bursa'dan Muğla'ya geldim. 110 km, çok yağmur vardı. 110 km cruise kontrole bağladım, geldim abi. 8.3. Şaka gibi yani. 8.3, ben çok şaşırdım çünkü benim Hilux 11.5-12'liler falan da yakışır. Evet dostlar, son söz söylemek gerekirse bu araçla ilgili, iki kişiyseniz, keşifteyseniz kesinlikle bu. Ve hafta sonları da çocuklarınız varsa ve vaktiniz darsa, yani çocuğunuz da varsa dahi bu araçla, iki kişi genciz, ya yatalım, yer olsun, sıkıntı yok, yani 4 kişi yani bu araçla da çıkılabilir.